Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün evimizin arka bahçesindeyiz. Zonguldak için güzel bir tarifimiz var. Karlar altında tenekede tavuk yapacağız. Biliyoruz ki tenekede tavuk ülkemizin birçok yerinde yapılıyor. Ama Zonguldak'ta daha yöresel yapılıyor. Ve bugün kendi imkanlarımızla yakmadan güzel bir tenekede tavuk yapacağız. Burayı hazırladık. Bütün malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarife başlayalım. Tenekede tavuk için çok fazla bir malzememiz yok. Şöyle bir tane güzel tavuğumuz var. Sos için zeytinyağımız, domates salçası, kekik, toz biber, tuz ve altına koymak için yeşil biber, soğan, patates var. Dediğim gibi kendi imkanlarımızla yapacağız. Normalde bunların aparatları satılıyor. Biz bugün normal tenekede yapacağız. Şöyle bir tane ağaç parçası ayırdım. Tavuğuna geçireceğiz. Bir tane kek kalıbımız var. Birazdan bunu böyle geçirip tavuğuna takacağız. Ve bir tane de teneke ihtiyacımız var. Biraz da odun. Odunlarımız da hazır. Ateşimizi yakıp başlıyoruz. Öncelikle ateşimizi yaktık. Çok fazla oduna ihtiyacımız yok. Yani tavuğumuzu çok fazla aşırı ateşte pişirmeyeceğiz. Yavaş yavaş 2 saat boyunca pişireceğiz. Ateşimiz yanıyor şu anda. Bunların birazcık köz olmasını bekleyeceğiz. Köz olduktan sonra burayı temizleyip tavuğu ve tenekeye koyacağız. Ateşimiz yanarken tavuğumuzun sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tabi malzemeler kişiye göre değişebilir. Sizler damak tadınıza uygun baharatları kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, dolu dolu bir tutam kekik, tatlı toz biber, yaklaşık 2 tatlı kaşığı, şöyle bir diyelim, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekledim ve biraz da su ekleyeceğiz. Yarım çay bardağı olursa yeterli. Sosumuzu karıştırıp tavuğu soslayacağız. Çok fazla yapraklı baharatlar kullanmayacağız. Veya acı biber salçası, tatlı biber salçası kullanmayacağız. Çünkü onlar yapraklı olduğu için hemen yanma yapıyor. Sosumuz hazır. Hazırladığımız sosu öncelikle deri altına süreceğiz. Şöyle deriyle göğsün arasını açıp buraya bir miktar sos koymamız gerekiyor. Hava bayağı soğuk. İnşallah güzel bir video çıkacak ortaya. Evet, deri kısmını açabildiğimiz kadar açtık. Burayı hafiften soslayacağız. Sosu çok da fazla olmasın. Yine pişerken dış tarafları yanma yapabilir. Sosunu ince bir tabaka süreceğiz. Aslında çok pratik ve de çok kolay. Sadece pişirmesini iyi bilmek gerekiyor. Çok fazla ateş kullanmayacağız. Yavaş ateşte yaklaşık 2 saat boyunca tenekenin içerisinde hafif hafif pişecek. Sosumuzu sürdük. Şu an tavuğumuz hazır. Ateşimiz yanarken bir de tenekeyi birazcık yakmamız gerekiyor. Hem içinin boyası hem de dışının boyasının kokusu olmaması için içini dışını biraz yakacağız. Şimdi ateşleri kenara çekeceğiz. Orta kısmından yer açmamız gerekiyor. Orta kısmı açtık ve ağaç parçasını ortaya takıyoruz. Bakalım teneke buraya sığacak mı? Onu da kontrol edeceğiz. Çok duman var. Bir de karlar kayıyor. Şu an şartlar biraz zorlaştı. Tenekemiz sığmadı. Odunu biraz daha göndermemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde patatesleri elma dilimini yapıp alt kısma koyacağız. Elma dilimi doğradığımız patatesleri kabımıza aldık ve içerisine iri iri biber atacağım. Bir tane soğanımız da yine elma dilimi iri iri doğrayıp buraya alıyoruz. Duman birazcık işi bozdu. Çok duman oldu. Soğanları da ekledik. Çok az tuz. Çok az toz biber. Ve içerisine çok az su koyacağız. Şöyle bir su bardağı olsa yeterli. Çok fazla su koymuyoruz çünkü tavuk piştikçe
İçeride nem oluşacak. O yüzden daha da çok sulanacak. Şu an hepsi tamam. Sıra geldi tavuğa. Ve tavuğumuzu odun parçasına geçirdik. Şu an böyle belki piştikçe aşağı düşme ihtimali de var. Şu ağacın üzerinde bir parçada şöyle çatal gibi bir ağaç olsaydı tavuk güzel dururdu. Ama bu şekilde de sabit durdu. Belki piştikçe yumuşayacak. O yüzden de düşebilir. Tamam, artık tenekeye koyabiliriz. Ve yaktığımız tenekeyi güzelce buraya geçireceğiz. Tam kılıkına giriyor. İnşallah dökmeden koyabiliriz. Yani kek kalıbımız şu anda sığmıyor. Az önce denedik. Çok güzel sığıyordu. Şimdi niye sığmadı? Anlam veremedim. Olacak gibi. Hiç sıkıntı yok. Evet. Tenekemizi geçirdik. Şu an hazır. Şimdi yavaş yavaş ateşimizi kenar kısımlarda güçlendireceğiz. Ve üzerine bir tane ağırlık koyacağız. Gördüğünüz gibi üzerine ağırlık koyduk. İki tane domba taşı koydum. Ve kenarlara ince odunlardan attım. Yavaş yavaş odunları besleyerek çok aşırı ateşte pişirmeyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ben saat konusunda sizi bilgilendireceğim. Ortalama 2 saatte pişecek. Görüşmek üzere. Tenekede tavuğumuz yaklaşık 1,5 saattir pişiyor. Ateşini yavaş yavaş yaktık. Çok fazla ateş koymadık. Ve içeriden şu an nefis kokular geliyor. Ben piştim dercesine. Yaklaşık 15 dakika daha bekleyeceğiz ve tenekeyi kaldıracağız. Şu an tam tamına 1 saat 45 dakika oldu. Ve hislerime güvenerekten tavuğun piştiğini biliyorum. Bakalım nasıl olmuş. Heyecanla bekliyoruz. Tenekede tavukla ilgili bayağı bir videoda görüyoruz yıllardır. Tenekeyi bir kaldırıyor ki içinde tavuk yok. Simsiyah kömür olmuş. Ama bizimki inşallah güzel pişmiştir. İnşallah tenekemiz güzel çıkacak. Çünkü biraz zor koyduk. Evet, birazcık zorlayacak. Çünkü alttaki kek kalıbı biraz zor girmişti. Evet. Gördüğünüz gibi tavuğumuz şahane bir şekilde pişmiş. Altındaki sebzeler de çok güzel pişmiş ve muhteşem bir koku geldi. Çok güzel duruyor. Bu kadar yeterli. Bakalım tadı nasıl olmuş. Bakalım tavuğumuz nasıl pişmiş. Şöyle göstereceğim. Önce but kısmını çıkaracağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Bir de şöyle but kısmını keselim. O kadar emek verdik. Soğutmadan tadına bakalım. Önce göğüs kısmından birazcık alacağım. Evet, şu an lime lime dağılıyor. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Özellikle patatesler çok güzel pişmiş. Tabii ben daha çok but kısmını seviyorum. Göğüs kısmı birazcık kuru oluyor. Ona rağmen lezzetli olmuş. Birazcık buttan yiyeceğim. Evet, karda mis gibi tenekede tavuk yaptık. Çok da güzel oldu. Şöyle but kısmını aldık. Kısa sürede çok güzel pişti. Bugün de sizler için Zonguldak'tan güzel bir tarifle geldik. İnşallah tarifimizi beğenirsiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Zonguldak'a ve tüm Türkiye'ye, dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.